Karımı aldatırdım. Aa! Pavyon açardım. Kız telefonu ben kapattım zannettim. Kapatmamış mıyım? İlk yapacağım iş ülkeyi terk etmek. Anadolu'da bir köye değil de mesela Çanakkale'de bir köye mesela ev yapardım. Yani illaki köy olacak ama. Öncelikle nefret ettiklerimi de suikast girişiminde bulunurdum herhalde onlardan. Parasıyla. $1 milyon olsa yani yemek yerdim herhalde. Bir iş yeri kurardım. Hangi sektör? Gıda. Neden? Çünkü en güzel para kazan gıdada. Makyaj malzemesi alırdım ya. $1 milyon olsa Celal'e verirdim. Sen misin Celal? Evet. Niye? Niye Celal'e veriyorsun? Allah ben HDP'ye oy vereceğim. Eksiklerimizi tamamlardık. Gıda alamıyoruz istediğimizi. Onları almaya çalışırdık. Bak 2 günlük çekirdeği yiyoruz. Gazete yazıyor ekranlarından herkese merhaba. Bugün Bakırköy'deyiz. İnsanlara $1 milyon olsa ne yapardınız diye soracağız. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben İrem Karataş. İçimizden biri başlıyor. $1 milyon olsaydı ne yapardın? $1 milyon olsa aileme direkt ev alırdım ya. İlk yapacağım iş bu olurdu. Sonra zaten bir müddet böyle para bir ayırırdım bir miktar. Onu yatırım yapardım. Sonra işte arabadır ev olsun. Öyle şeyleri harcardım yani. $1 milyon olsa ne yapardınız? Vallahi gezerdim Türkiye'yi dermişim yabancı ülkelere. Türkiye'yi dünyayı gezerdim. Evet. Yatırım yapar mıydınız? Yapardım birazcık çocuklarıma yani. Ben de ev alırdım. Ev alırdın İstanbul'dan mı? Evet İstanbul'dan. Kaç tane ev alırdınız acaba? Ne kadar alınabilir? İşte ne kadar gelirse. Hepsini ev alırdınız. Şimdiki durumda ev alınır mı Zehra'cığım? Niye alınmaz? Evet, bu ortalık çok pahalı yani. Bilmem bu. Hem ev alırsın hem gezersin. Olmaz yani hepsi bir anda. Bilmem. İlk yapacağım iş ülkeyi terk etmek. Neden? Yani şöyle önümüzü göremiyoruz. Hem gençlik olarak hem ülkenin ekonomiden öte siyasi olarak da hiçbir geleceğini görmüyorum. Bu yüzden dolayı ülkeyi terk etmek isterim. Nerede yaşamak isterdiniz? Şöyle söyleyeyim, Almanya olabilir veya da Kanada olabilir. Tabii Kanada almaz bizi ama 1 milyon olursa alabilir. Kanada'ya yerleşebilirdim yani. $1 milyon olsa ne yapardınız? Vallahi bilmiyorum, şu anda düşünemiyorum bile. Neden? O kadar para çıkmayacağına göre. Belli olmaz canım. Bursa bir yerden bir piyango ne yaparsınız? Vallahi ilk önce geleceğimi sağlarım. İstanbul gibi bir yerde, gerçi dairem var, bir tane ticari taksi alırım, onunla geçirmeye çalışırım. Bu kadar mı ya? Yeter, benim fazla şeyinde gözüm yok. $1 milyon olsaydı ne yapardım? Kendime ev alırdım. Bu kadar mı? Yani ev alırdım, gezerdim, dolaşırdım. Bu hangi kanaldan? YouTube kanalından. YouTube kanalı, şimdi beni televizyona da verirsiniz. Televizyon değil, YouTube'a vereceğiz. YouTube'a vereceksiniz işte. Karşılığında ne veriyorsunuz bana ki? Beni konuşturuyorsunuz. He? Bir şey vermiyoruz abi, muhabbet ediyoruz. Kız telefonu ben kapattım zannettim, kapatmamış mıyım? $1 milyon olsa ne yapardınız? $1 milyon olsa yurt dışına çıkardım. Neden? Çünkü Türkiye'de yaşadığım günden beri daha adam akıllı bir tatilim olmadı ya da ne bileyim adam akıllı bir yaşantım da olmadı. Tatil yapmak isterdim yani doya. Çalışıyor musun hep? Çalışıyoruz evet. $1 milyon olsa ne yapardın? $1 milyon olsa evsizlere açlara yardım ederdim herhalde. Kendine harcamaz mıydın? Kendime ilk önce bir yatırım yapardım. Yükseleceğini bildiğim bir yatırım. Ondan sonra evsizlere açlara yardım ederdim. $1 milyon olsa ne yapardın? İmkansız ya, $1 milyar diyorsunuz ya. Peki olsa ne yaparsın? Deseydin 500, 1 trilyon deseniz ama ben anlarım da $1 milyar ne tamam, ya? Tamam 1 trilyon olsa ne yapardın? 1 trilyon olsa ne yapardım? Ben lüks hayatı yaşardım yani, onun haricinde bir şey yapmazdım ya. Çalışmaz mıydın? Ya zaten yatırımı ona göre yapardım, ona göre de hayatımı yaşardım. Türkiye'de yaşanılmaz zaten bu durumda. Çünkü ekonomi krizi yani gerçekten çok kötü oldu yani bu durumda. Ondan dolayı Türkiye'de olmak istemezdim yani. Başka bir ülkeye mi giderdin? Aynen başka bir ülkeye gitmek istedim. Nereye giderdin? Fark etmez, Almanya, İsviçre, neresi olursa artık. Türkiye'de niye yaşamak istemiyorsun? Türkiye'de ekonomi krizi var yani, ne bileyim, işte çalışıyorsun, asgari 5,5 milyar. Yani evin kirası 5,5 milyar. Rahat ve huzur içinde yaşayacağım bir bölge seçerdim kendime. Küçük bir ev olmasını isterdim ama böyle doğal olarak. Yani ağaç böyle orman tarzı, ormana yakışır şekilde. Bir de insanlarla uzun olmak isterdim. Doğal canlıyla beraber, yani hayvan diyoruz ya, doğal canlı beraber böyle sakin, rahat, huzur içinde yaşamak isterdim. İstanbul'da yaşamayı sevmiyor musun? Vallahi İstanbul'da yaşamayı sevmiyorum. Ben Çanakkale'liyim aslen. Çocuklarım burada olmasından dolayı mecburen buraya geliyorum. Burada evim de var. Ama İstanbul'u sevmiyorum. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorsun. Ya şimdi İstanbul'umuz çok güzel olmasına rağmen ama
çok yoğun olması, trafik, stres, ondan sonra çok kalabalık olması. Bir de ben doğaya çok alışık olan bir insan olmanın dolayı İstanbul'u o açıdan tercih etmiyorum. Ama gezmek için cuma, cumartesi, pazar, pazartesi güle güle diyelim ve öyle olur diye düşünüyorum. Çıktım Bakırköy'e geldim. Şimdi burada Topkapı'ya yürüdüm. Yeniden dönüş yapıyorum yine sahil boyunda sessiz sakin olmasının dolayı. Deniz beni rahatlatıyor. Buradan şimdi Şirinevler'e kadar yürüyeceğim. Oradan da döneceğim, evime gireceğim. Bugün için, gün benim için bitmiştir. Abi maşallahın var ya. Her gün yapıyorum. Ortalama 15-20 bin, 25 bin adım her günüm var. Hepimizi gömer. Yaşım da 55. Köye ev yapardım. Köye ev yaparsınız. İstemiyor musunuz İstanbul'da yaşamak? Yok. Neden? Sevmiyorum çünkü mecburiyetten. Ara sıra geliyoruz gidiyoruz ama genelde sevmiyorum. Gezmeye geldiniz. Evet, en çok kalabalığını sevmiyorum. Genelde böyle geldiğim zaman da sakin yerlere geliyorum. Sakin yerleri tercih ediyorum. Ama 1 milyon dolarım olsa... Sanki köye ev yapmaktan fazlasını da yapabilirsiniz ya biraz düşününce. Anadolu'da bir köye değil de mesela Çanakkale'de bir köye mesela ev yapardım. Yani illaki köy olacak ama. Doğal yaşam. Doğal yaşam yani çok uzun yıllardır böyledir zaten. İllaki köy. 1 milyon dolarınız olsaydı ne yapardınız? Bilemedim şimdi. Yani A few moments later. Hiçbir şey yapmazdım. Nasıl hiçbir şey yapmazdınız ya? Hiçbir hayaliniz yok mu gerçekleştirmek istediğiniz? Yok. Ben her şeyi yapardım. Ne yapardınız mesela? Mesela şu an olmayan her şeyimi oldurmaya çalışırdım. Ne var olmayan? Ya olmayan mesela bir teknem yok. Şu anki arabam normal sıradan bir araba. Daha büyüğü. Şu an oturduğum ev apartman dairesi. Daha büyüğü. İmkanlar doğrultusunda. Yazlık, çiftlik. Karımı aldatırdım. Aa! Niye karını aldatıyorsun? Genç daha yani bir kara eskidi. Yani karı derken hanım eskidi yani 25 sene oldu. Abi hanım izlemesin. Vallahi bilmiyorum yani bakacağız. İzlerse de belki o da benim haklı olduğumu anlar. Yani belki bana yol verebilir. Bıraksın mı seni? Yani kendi isteğiyle olursa ben memnun olurum. Bırakmadan yol versin. Çok parası olunca ne yapardı insanlar? Mesela örnek veriyorum ben 30 sene çalıştığımda gemicik 300 bin lira gibi. Ne alırdın? Gemicik. Niye? Gemicikler alıyor ya çocuklarına. Benim bir şeyim yok. Ben partiye yatıyorum. Nasıl olacak bu iş? Sen de mi gemicik alırdın? Sonra alırım. Ehliyet lazım ona, ehliyet. Ehliyet mi? Evet. Bende ehliyet medet yok. Ben düz yolda yürüyemiyorum. Düz yolda yürüyemiyorum. Gemicik, sizin neyi var? 128 milyar dolar ne oldu? Nereye gitti? Kim aldı bunları? Ben mi aldım? Ben dışarıda yatıyorum. Çantamda bir ekmeğim var buraya. Geziyorum işte sahilde. Ne güzel ama. Çok mutluyum ama. Allah onlara versin bana vermesin. Allah Cenab-ı Allah onlara versin. Cenab-ı Allah onlara versin bana vermesin. Yeter diyorsun yani. Bizim sahip olduklarımız bize yeter. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Ama bak orada oturuyorum. İnan var ya. Tuvalete giriyorsun 2 lira para tuvalete alıyorlar. Gidin bir cami duvarına içiyorsun, geliyor ceza kesiyorlar. Bir cami duvarına içiyorsun, hani param yok benim. Bir cami duvarına içiyorsun, buraya gideyim, param yok, işeyemiyorsun. Ağacınızda geliyor, güvenlik diyor ki, niye buraya işedin kardeşim? Benim param yok, ne yapayım? 1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız? Türkiye'den giderdim. Niye? Çünkü 1 milyon dolar burada hiçbir şey yapacağımı zannetmiyorum. Öncelikle nefret ettiklerimi de suikast girişiminde bulunurdum herhalde onlardan. Parasıyla. 1 milyon dolarım yok mu? Parasıyla. İnsanları öldürtürdünüz. Sevmediğim birkaç kişiyi. Niye? Sevmediğim için. Öyle sizin sevmediğiniz herkes ölmeyi hak mı ediyor? Yani durduk yere nefret etmem herhalde. Hak onu... ediyorlar mı o zaman ölmeyi? Ya birkaç tanesi hak ediyor. İsim vermeyeceğim ama lakabını söyleyeyim mi? Birisi Saddam Hüseyin, biri de Matador Ertuğrul. Bunlar hak ediyor. O ikisini öldürmek isterdim yani. Sonra ne yapardım? Bitmezdi. 500'ünü yarısını onlara harcardım. Diğeriyle de bu sefer yurt dışına çıkmak için yetmiyor değil mi? Yeter herhalde ya. Yeter mi? Yarım milyon dolar yeter ya. O zaman çıkardım. Güney Afrika'ya giderdim. Kuzey değil ama. Kuzeydekiler biraz garip, çöl. Orada değil de güneyine giderdim. Güney Afrika biraz iyi. Niye Türkiye'de kalmazdın? Burada yapılacak bir şey yok mu? Burada yapılacak çok bir şey aslında var. Ama biraz yurt dışını görmek için oraya giderdim herhalde. Milyon dolarınız olsa ne yapardınız? Çok işler görerdim. Ne görürdünüz? Hayır işler görerdim. Yardım ederdiniz. Okul düzelterdim. Yaşlılara yardım ederdim. Kendiniz için bir şey yapmaz mıydınız? Niye? Yapardım. Çocuklarım için bir şey yapardım. Bir iş yeri kurardım. Hangi sektör? Gıda. Neden? Çünkü en güzel para kazanan gıdada. Para
Parayı paraya çevireceksin. Evet. Yetmedi mi 1 milyon dolar ya? Ev alırsın, araba alırsın, çocuk araba yatırım yaparım. 1 milyon doların olsa ne yapardın? Ne yapardım? Bilmiyorum ki abla ya. İyi. Ne yapardım? Nihat gel sana soralım. Ne yapardın? 1 milyon dolarım olsa ne yapardın? 1 milyon dolarım olsa Celal'e verirdim. Niye? Sen misin Celal? Evet. Niye? Niye Celal'e veriyorsun? Allah ben HDP'ye oy vereceğim. Sen ne yapardın? Dedeme verirdim. Dedene? Niye? Evet. Canım istedi. 1 milyon dolarım olsa vallahi para değil ki. Niye? Bizi kağıt parçası. Hiçbir şey yapmaz mıydın? Ne yapacağım? Hayatımı yaşardım. Ne yapardın mesela? Her şey yapardım mesela. Mesela? Mesela ev alırdım, şöyle bir tekne alırdım. Vay, değme keyfime o zaman benim. Benim adım Cemil. Kendimi atarım buradan aşağı. 1 milyon dolarınız olsa ne yapardın? Vallahi güzel bir karar alırdım. Güzel bir karar alırdım. Zamanla da eğlenirdim. Daha başka bir şey yapmam. O kadar. O kadar. 1 milyon doların olsa ne yapardın? Niye güldün ya? Olmaz mı? Olamaz herhalde 1 milyon dolarım ya. Tamam olsa ne yaparsın? Olsa yurt dışına çıkarım herhalde direkt ya. Niye? Buradaki imkanları daha fazla değerlendiririm. Nereye gidersin? Almanya. Neden? Neden gitmek istiyorsun buradan? Hayat şartları. Ne var hayat şartlarında? İstediğim şeyi alamıyoruz. Ne istiyorsun da alamıyorsun? Araba mesela. Pavyon açardım. Niye? Bilmem. Hayal bu mu? Neden belli hayalim. Küçüklükten beri bu mu hayalin? Evet, Ankara'da pavyona gitmek. Eğlenmeyi seviyor. Kendi pavyonumu açardım diyorsun. Evet. Ankara'da mı? Bir para basardım. 1 milyonu katlardım yani. Pavyonda mı katlayacaktın? Evet, pavyonda katlayacağım. Ne tarz işler yapacaktın? Yatırım yapardım herhalde. 1 milyon dolarım olsa yani yemek yerdim herhalde. Niye şimdi yiyemiyor musun? Yiyebiliyoruz ama yani sınırlı sayıda ya. Çok yiyemiyoruz yine de her istediğimizi. 1 milyon doların hepsiyle yemek mi yerdin? Yani çoğunluğuyla yemek yerdim. Kesin net yani. Yurt dışın rahat. Aynen. Ne yeriz? Konserlere gideriz. Bütün konserlere. İkimiz zaten sürekli gidiyoruz. Evet. Yani genel olarak eğlenmeye harcarız herhalde şu an. 1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız? Makyaj malzemesi alırdım ya. 1 milyon doların hepsiyle mi? Yok da. Abi ne yapardım? Eskort kulübesi falan açardım ya. Eskort kulübesi mi? Hmm. O ne? Bar gibi bir şey açardım herhalde, ne bileyim. Sen yatırım mı yapıyorsun? Yatırım, girişimcilik yapardım. Ne alanında, hangi sektörde? Kripto. Ah neler yapmazdık ki. Ne yapardınız? Evimizi değiştirirdik. Eksiklerimizi tamamlardık. Gıda alamıyoruz istediğimizi. Onları almaya çalışırdık. Bak 2 günlük çekirdeği yiyoruz.